Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda şey kavramı üzerinde duracağız. Şey Arapça bir kelime ve Kur'an-ı Kerim'de de sıkça karşımıza çıkan kelimelerdendir. Mesela Allahu Haliku Kulli Şey, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Bu gibi ayetlerde şey kelimesi doğrudan geçiyor. İnna Allahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ve huve bi kulli şeyin alim, o her şeyi bilendir. Bir başka ayette ise Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte. İnneme emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekun. Allah bir şeyin olmasını murad ettiğinde ol der ve o şey meydana gelir. Bütün bunlarda şey kelimesi aynen Türkçe'de kullandığımız şekliyle karşımıza çıkmakta. Şey kelimesinin çoğu eşya olarak gelir. Çoğul olarak eşya şeklinde kullanırız. İşte etrafımız eşya ile dolu, şeylerle dolu. Bunlar meşiyeti ilahiye ile vücuda gelen varlıklardır. Kânallâh ve lem yekum mâhu şey. Allah var, hiçbir şey yok idi. Allahu Teala ezeli ilmiyle her şeyi elbette bilendir. Kudretiyle de yaratmayı dilemiş olduğu şeyleri yarattı. Ve mesela Allah ışık olsun dedi, ışık var oldu. Dünya var olsun dedi, dünya var oldu. İnsan var olsun dedi, insan var oldu. Neyi ne şekilde dilemişse, dilemiş olduğu şey o özellikle meydana geldi. Ve şu anda biz eşyayı görüyoruz. Etrafımız değişik şeylerle dolu ve Allahu Teala bu şeylere değişik özellikler vermiş. Renkler farklı, özellikler farklı ve bunlarla bir renklilik meydana getirmiş. İşte mesela boş bir kağıt düşünelim. O boş kağıt üzerinde ressam değişik renkleri de kullanarak değişik şeyler meydana getiriyor. Bütün bu görmüş olduğumuz şeyler Allahu Teala'nın rahmetinin tecellileridir. Ve Allahu Teala sebagat rahmeti ala gadabi buyurmuştur. Rahmetim gadabıma sebkat etti. Ve rahmetiyle eşyaya vücut vermiş ve bunları göstermiştir. Yunus Emre diyor ki ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Allah-u Teala'nın ilminde bir Yunus programı var tabir caizse. Ama ete kemiğe bürünüp bir insan olarak görülmesi belli bir zaman diliminde meydana geldi. Belki bunları böyle düşündüğümüzde şu manayı da daha iyi anlayabiliriz. Eşya Allah-u Teala'nın ilminde ezelden beri mevcut. Ezelden beri mevcut derken ezeli zamanın bir başlangıcı şeklinde algılamamak gerekir. Bir nevi zaman dışılığı ifade ediyor. Bizler zaman içinde yaratılan varlıklarız. Eşyanın vücut bulması yine belli bir zaman içerisinde meydana gelmiştir. Eşya aynı kadim olamaz. Yani ezeli olamaz. Allah'ın yaratmasıyla vücut sahasında var olmuştur. Ama Allah'ın yaratmasından evvel bu eşya neredeydi? Yokluktan yaratmak nedir? Bunlar felsefede de gerçekten zihinleri yoran bir takım sorulardır. Allah-u Teala'nın eşyaya vücut vermesi ilminde belirlemiş olduğu şekli harici olarak göstermesidir. Bununla alakalı mesela bazı örnekler verilir. Diyelim birisi özel bir şekilde bir yazı yazıyor. Dıştan bakıldığında bir şey görülmüyor. Ama üzerine bir madde sürüldüğünde o gözler önüne çıkıyor. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala ilminde varlıkları yazmış, kudretini de tecelli ettirdiğinde bu şekilde o varlıklar vücut bulmuş oluyor. Yani belki basitinden bir misalle anlamaya çalışacak olursak, diyelim ki bir kitabı bilgisayar ortamında yazdık. Ortada o kelimelerin doğrudan bir vücutları yok. Dışta görülür bir şekli yok. Sadece
Biz bunları ekranda görebiliyoruz, o kadar. Ama ardından printer'a basıp da çıktı almaya başladığımızda bunlar sayfalar halinde arda arda çıkmış oluyor. İşte eşya Allah-u Teala'nın ilminde vardı. Ezeli olarak vardı. Maddemiz itibariyle ezeli değiliz. Madde Allah'ın yaratmasıyla meydana geldi. Ama vücut bulma noktasında düşündüğümüzde Allah'ın ilminde bizler ve başka şeyler ezeli olarak bulunmaktadır. Ve Allah-u Teala şu anda bizleri bildiği gibi bizlerin dünyaya gelecek çocuklarını, torunlarımızı, torunlarımızın torunlarını, kıyamete kadar neler olacak, ta kıyametten sonrası, ta ebedi hayata kadar neler olacak, bunların hepsi Allah'ın ilminde mevcuttur. Yani Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Vallahu min veraihim muhit. Allah onların verasından onları kuşatmıştır. İlmi ilahinin haricinde hiçbir şey yok. Böyle olunca mesela innallaha ala kulli şeyin kadir, Allah her şeye kadirdir dediğimizde hatırımıza belki şu gelebilir. Allah 100 metre boyunda bir insan da yaratmaya kadir değil mi? Elbette kadirdir. Ama yaratmış mı? Hayır, yaratmamış. 100 metre boyundaki insan Allah'ın yarattığı vücut sahasında yoktur ama Allah'ın ilminde vardır. Mesela bir ressam 100 tane eser meydana getirmişse daha yüzlercesini de kendi hayalinde şöyle yapabilirim, böyle edebilirim bunları bilir. Ama meydana getirmiş olduğu 100 tane eserdir. Allah-u Teala yaratmış olduğu şeyleri itibariyle meseleye baktığımızda yaratmış olduğu şeyler Allah-u Teala'nın sınırlıdır. Ama bu sınırlı eşyada Allah-u Teala sonsuz ilminin, sonsuz rahmetinin, sonsuz kudretinin tecellilerini göstermektedir. Ve böyle olunca da o eşya gerçekten çok sırlıdır. O eşyada Allah-u Teala'nın sanatı en antika bir şekilde, en harika bir şekilde sergilenmektedir. Ve bundan dolayı eşya sonsuz bir ilmin tecellisidir. Ve en basitinden gördüğümüz bir şeyde bile adeta sonsuza açılan bir ilim kendini göstermektedir. Madde küçüldükçe oradaki ilahi sanat çok daha muhteşem bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Mesela kocaman bir dağ düşünelim, cansız. Bir de küçücük bir hücre düşünelim, canlı. O küçücük hücredeki ilahi ilim, ilahi kudret dağ ve taşa nispetle çok daha muhteşem bir şekilde tecelli etmektedir. İşte yaratma noktasından baktığımızda Allah'ın yarattığı şeyler sınırlıdır. Ama ilim noktasında baktığımızda ve huve bi kulli şeyin alim, Allah her şeyi bilendir. Bu ayetin ışığında baktığımızda Allah'ın ilmi sonsuzdur. Yaratılanları da içine alır, yaratılmamış olanları, yaratılmayacak olanları da içine alır. Zaten yaratılmayacak olanlar madumdur. Ademi şeylerdir, yok şeylerdir. Ama Allah-u Teala'nın ilmi madum, muhtemel şeylere de elbette nafizdir. Onları da içine almaktadır. Biraz önce nazara vermiş olduğumuz 100 metre boyunda insan harici vücut olarak yoktur. Ama ilmi ilahide 100 metresi de vardır, 200 metresi de vardır. Şu anda insanın değişik alternatifi olabilecek değişik şekilleri, değişik özellikleri yine ilmi ilahide bulunmaktadır. Ama şu andaki mevcut eşya, yaratılmış olan eşya aynı zamanda ilahi iradenin de bir tezahürüdür. Yani Allah böyle olmasını murad etmiştir. Yani deve diyelim şu anda bildiğimiz haliyle yaratılmış. Uçan bir deve olamaz mıydı? Uçan kuş olduğu gibi uçan bir deve de olabilirdi. Ama Allah-u Teala uçmayan deveyi tercih etmiştir. Peki uçsaydı iyi mi olurdu? Uçsaydı havada kuşlar gibi uçsa, ağaçların üzerine konsa, ağaçlar bundan cidden zarar görürdü. İşte nasıl ki bir ressam resimde tablonun her köşesini en antika bir sanatla süslemek ister. Her tarafını nazar itibarı alır. Allah-u Teala da eşyanın tanziminde,
sonsuz ilmiyle bütün nisbetleri, bütün önemli bütün noktaları nazara almış ve ona göre alemi şekillendirmiştir. Cenab-ı Hak bizleri marifetinde daima terakki eden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.